Evet, merhaba arkadaşlar, hepinize tekrardan yeni bir derse hoş geldiniz. İkinci dersimizde de kitabımızın bir sonraki konusu olan Amul Huzni, yani hüzün yılı, hüzün yılı bölümünü okumaya çalışacağız beraber. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hatice annemizi, amcası Ebu Talib'i kaybettiği yıllar, hüzün yılı. Evet. Summiye hadel amu, bu yıl tesmiye edildi, isimlendirildi. Amel hüzni, hüzün yılı olarak. Evet. Hüzün yılı olarak isimlendirildi. Niçin? Li enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ubtuliye fihi iptilaeyni kabirayni. İki büyük müptela ile, yani iki büyük sıkıntıya düçar oldu. Nedir bunlar? Fakade senedeyni muineyni, iki dayanağı olan iki yardımcısını kaybetti. Kana lehu ekbara senedin ve muinin. Bunlar kana, dikkat edelim arkadaşlar. Kana lehu, bu ikisi Hazreti Peygamber Efendimiz için ekbera senedin, en büyük dayanak idiler. Ve muinin, en büyük yardımcı idiler arkadaşlar. Şöyle şunu da ayarlıyorum. Evet. Devam ediyoruz şimdi. Kane'nin ikil hali kadar. Evet, seslerimizi açık edelim arkadaşlar. Sesi açık olan arkadaşlar. Evet, seslerimizi kapatırsak iyi olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Hazreti, yani iki kişiden bahsettiği için Kana diye geçiyor kader. Şimdi onu açıklayacak zaten. Öyle. Evet. Arkadaşlar farkına varmadan sesini açık bırakmışlar. Onu kapatmaya çalıştım. Devam ediyoruz şimdi. Kana, o ikisi. İki kişiden bahsediyoruz çünkü. Kana. O ikisi lehu, Efendimiz için ekbera senedin ve muinin. En büyük dayanak ve yardımcıydılar. El-ibtilaul evvel, birinci iptila. Vefatu Ebi Talib. Ammin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kefilihi, hem onun amcası hem de kefili olan Ebu Talib'in vefatıydı. Birinci müptela, iptila, birinci sıkıntı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sıkıntıya sokacak olan en büyük durumlardan bir tanesi, amcası Ebu Talib'in, yani kefili olan, ona her noktada sahip çıkan Hazreti Ali Efendimiz'in babası olan Ebu Talib'in vefatıydı. Kâne Ebu Talib'in El hisn el hasin, yani çok sağlam bir kaleydi. Lehu, Efendimiz için, ba'dallahi teala, Cenab-ı Allah'tan sonra en sağlam kalelerden bir tanesi Ebu Talip idi. Ve lem testati'a Kureyşun en tektülen nebiyye, Kureyşiler Hazreti Peygamberi öldüremediler. Havfen min Ebi Talip, Ebu Talip'in korkusundan. Hassaten, özellikle, ya özellikle Ebu Talib'in korkusundan Efendimiz'e, yani kastettiler ama katledemediler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Ve min beni Haşim'in ammeten. Umumi anlamda diyor Haşimoğullardan, hususi anlamda da Ebu Talib'den korktukları için Efendimiz'in canına kıyamadılar. Beceremediler. Ve lemme ihtudira Ebu Talib. Yani uhtudira kelimesi bir kavramdır Arapçada. Yani Ebu Talip ölüm döşeğine girdiğinde, ölüm sahnesiyle yüz yüze geldiğinde, yani can boğaza geldiğinde, ve qarabe alel maut, ölüme yaklaştığında, dekale aleyhin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve kâle lehu. Efendimiz onun yanına vardı, ve kâle lehu, ve ona dedi, ya ammi, ey amca, kul la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını söyle. Kelimeten, bu öyle bir kelimedir ki
Uhacicu leke biha indallah. Allah katında bununla seni savunayım. Savunacağım, yani şefaat edeceğim anlamında arkadaşlar. Bu kelimeyi söyle ki Allah katında ben bu kelimeyle sana şehadet edeyim. Ey eşfe'u leke, sana şefaat edeyim. Biha, bununla, indallah, Allah katında. Lakin ancak Eba Talibin lem yantık eşşehadete, şehadeti telaffuz etmedi. Niçin? Khaufen min en tekule Kureyş'ün, Kureyşliler şunu söyler korkusundan dolayı. İnne Eba Talibin kâleha, Ebu Talib o sözü söyledi de khaufen min el mevt, ölüm korkusundan dolayı demesinler diye. Yani onlarda çok ciddi bir hamaset de var arkadaşlar, Araplarda. Yani acayip bir duygu kabarıklığı da var. Öyle basit bir şey değil yani. Nefsini, gururunu asla incitmek istemezler. Öyle yapıları var. وَكَانَ ذَٰلِكَ سَبَبَ حُزْنٍ اَكْبَرَ لِلنَّبِي سَلَسَلَمْ Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için bu durum en büyük hüzün sebeplerinden bir tanesiydi. Çünkü Efendimiz'e çok fazla sahip çıkmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kefil olmuştu her yerde. Kol kanat germişti. Çocukluğundan itibaren onu büyütmüş, yetiştirmiş idi. Ve son nefesinde şehadeti getiremiyordu. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok üzmüştü arkadaşlar. Tabii ki onun vazifesi değildi insanları hidayete getirmek. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde böyle ifade buyuruyor arkadaşlar. Yani kaynaklar çok kesin değil kader. Böyle kesin bir kader, kaynağımız yok. İhtilaflı bir mevzu. Ama güçlü olan kaynaklara göre yani kelime-i şehadeti getirmiyor Ebu Talip. Ama dediğimiz gibi biz çok ince şeyleri belki bilemeyebiliriz. Rabbimiz her şeyi daha güzel bilir. Ancak burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzüldüğü noktalardan bir tanesi şehadeti getirmemesidir. Vefatü Seyyideti Hadice'te Zevcetin Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Hazreti Peygamber Efendimiz'in zevcesi, eşi ve tabii ki İslam'ın en büyük dayanaklarından bir tanesi de Hazreti Hatice annemizdi ki bunun vefatı, Hazreti Hatice annemizin vefatı da hüzün yılı isminin sebeplerinden bir tanesidir. Malumunuz İslam'ın ilk gününden itibaren, oku emri geldiğinden itibaren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından hiç ayrılmayan, ona ilk iman eden, ilk Müslümandır Hazreti Hatice annemiz. İlk Efendimiz'e iman eden insandır arkadaşlar. Ve İslamiyet'ten evvel de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle evlendikten sonra da çok zengin olan Hazreti Hatice annemizin o serveti nereye gitti zannediyoruz? İslam'dan evvel de İslam davasıyla beraber de Hazreti Hatice annemizin o serveti İslam'ın temellerini, tohumlarını oluşturmuştur. Tabir caizse esaslarını oluşturmuştur. Kâneti seyyidetu Hadîcetu, Hatice annemiz diye çeviriyorum arkadaşlar. Bin nisbetilin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a nispetle zevceten ve habibeten, hem bir eş hem bir dost idi. Ve ümmen, hem bir anneydi. Ve uhten, bir kız kardeşti. Ve rafikaten, bir yoldaş idi. Bir yoldaş idi. Amin. Sanedethu bi'atfiha, yani Hazreti Peygamber Efendimiz'e tabir caizse bi'atfiha ve hananiha, yani şefkat ve merhametiyle Hazreti Peygamber Efendimiz'e bir yastık olmuştu. Bir dayanak olmuştu. Ve enfakat maleha kulleha, bütün malını infak etti. Fidda'veti illallah, Allah'a davette, Allah yoluna davette bütün malını infak etti. Ve fi şirail abid, köle satın alımında, minel müslümin, Müslümanlardan olan, Müslümanlar biliyorsunuz ilk Müslümanların en büyük grubunu oluşturan köleler grubu vardır. Ama bu köleler Müslümanlar tarafından satın alınıp azat edilenlerdir çoğu. Bu nedenle Hazreti Hatice annemizin de servetinin bir kısmı Müslüman kölelerin satın alınması ve azat edilmesiydi. Ellezine, o Müslümanlar ki kânû yete'arradûne, maruz kalıyorlardı lil azâbi, eziyetlere. Te'arrada li bir kalıptır arkadaşlar.
Te'arraza fiili lam ile kullanılır. Evet. Eziyetlere maruz kalan, maruz kalan Müslüman köleleri satın almada kullanılmıştı. Hazreti Hatice annemizin servetinin bir kısmı. Ve i'taqihim ve onların azadıyla. Tabii ki aynı zamanda azat ediliyorlardı. Ve kad razakahullahu Allah onu rızıklandırdı. Kulle evladihi yani Efendimiz'i kulle evladihi bütün evlatlarını minha Hazreti Hatice annemizden dünyaya getirmişti. İstisnasını da söyleyecek arkadaşlar. Ve evladuhu minha evlatları ondan idi. Hatice annemizdendi. Hum onlar erba'u benat dört tane kız idi. Ümmü Külsüm yani biz Türkçe'de Ümmü Gülsüm diyoruz. Ve Rukiyyetu Hazreti Rukiye ve Zeynebu Hazreti Zeynep ve Fatimetu Zehra Hazreti Fatıma annemiz. Ve veledani iki tane de erkek çocuk. Tufiya Fissigari küçüklüğünde vefat eden iki erkek çocuk. Ve hum onlar El Kasım ve Abdullah. Kasım ve Abdullah idiler. Altı tane çocuk Hazreti Hatice annemizden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rızık olarak verilmişti. Yani altı çocuğunun annesiydi Hazreti Hatice annemiz. Elbette hüzün yılı olacaktı onun vefat. Kan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vafiyen çok vefalıydı. Li Hadicete radıyallahu anha Hazreti Hatice annemize karşı çok vefalıydı. Fekanet aynahu tedrifani dumu' onun gözleri, her iki gözü tedrifani dumu' yaş akıtıyordu. Hazreti Peygamber Efendimiz'in o mübarek gözleri. Kullemâ zekeraha onu her andığında Hazreti Hatice annemizi her andığında gözleri yaşla dolardı. وَلَمْ يَتَزَوَّجْ evlenmedi. Ennebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber اِمْرَأَةً اُخْرَى başka bir kadın da fi hayatiha Hazreti Hatice annemizin hayatında başka bir kadın ile evlenmedi. وَكَانَتْ اَوَّلَ اِنْسَانٍ o ilk insandı. اَامَنَ بِدَعْوَةِ الْاِسْلَامِ İslam davetine iman eden ilk insandı. اَامَنَ بِدَعْوَةِ الْاِسْلَامِ devamı da var. Ala ve cilal yeryüzünde. Burası arkadaşlar insan kelimesine sıfat olmuş. Bu ilk insandı. Yeryüzünde İslam davetine iman eden ilk insandı kim? Hazreti Hatice annemiz. Evet arkadaşlar son sayfamızda inşallah açıyoruz. Ve hakeza fi amin vahidin işte bu şekilde bir yıl içerisinde fakat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kaybetti Hazreti Peygamber ammehu amcasını. Ellezî o amca ki rabbâhu ve kefelehu onu yetiştirip büyüten ve ona kefil olan, ona sahip çıkan amcasını kaybetti. Ve zevcetehul muhlisate ve samimi zevcesini, ihlaslı olan eşini, elhanûn çok merhametli olan, ihlaslı olan zevcesini kaybetti. وَبَقِيَ اِعْتِمَادُهُ عَلَى اللّٰهِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ölümsüz olan, asla ölmeyecek olan, Cenab-ı Allah hay sıfatı ismiyle müsemme olan Allah'a itimadı kalmıştı. Artık dayanacağı bir kimse kalmamıştı. O yüzden o iki insanın vefatı Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için hüzün yılı olarak addedilir arkadaşlar. Evet. فَقَدَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّهُ وَزَوْجَتَهُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ bir yıl içerisinde amcasını ve zevcesini Hazreti Hatice annemizi kaybetmişti aleyhissalatü vesselam. Evet arkadaşlar bu hafta böyle oldu. Öğrencilerimiz herhalde okumaya hazır değillerdi. Bazılarının ortamı müsait değil. Okumak isteyenlerse her zaman onlara okuma fırsatı elbette vereceğiz. Önümüzdeki derste de inşallah gerçi sınav haftasına yaklaştık ama olsun. Hiçbir zaman sınavımızı bahane etmeyelim. Bu dersler sizin için açıldı. Sizin için bu saatte ben bu dersi açıyorum arkadaşlar. O yüzden ben ne kadar sahip çıkıyorsam siz de en az o kadar sahip çıkmalısınız. Onu hatırlatmak istiyorum. Dersin kaydını durdurup birkaç kelime daha söylemek istiyorum.